Herkese merhaba. Bu videoda 6000 TL'den 9000 TL'ye kadar olan en iyi oyuncu ve mühendislik bilgisayarlarını hazırladım. Bu bilgisayarları şu anki dolar kuruna göre çekiyorum. Bundan birkaç hafta sonra ve hatta birkaç gün sonra izlediğinizde bile fiyatlar değişebilir. O yüzden çok iyi takip edip birkaç farklı sitede araştırıp öyle almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü sitelere göre 200 TL'ye kadar fiyat farkı olabiliyor. Hemen videoya geçelim istiyorum ama öncesinde abone olmayı lütfen unutmayın. Her hafta bu tarz daha fazla video için abone olarak bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum ve videoya geçiyorum. İlk tavsiyemiz Acer Neto serisinden ve fiyatı 6100 TL. AMD Ryzen 5 3550H işlemci, 8 GB'lık DDR4 tipi bir RAM ve 512 GB'lık bir SSD alanı var. İşlemcisi mühendislik yazılımlarının eski serilerini kullanırken size rahatlık sağlayacak ve 512 GB'lık SSD alanı sayesinde de bilgisayarda çok fazla alanınız olacaktır. 8 GB'lık RAM'i de fiyatına göre gayet yeterli bir değer. Ekran kartı olarak ise GTX 1650'ye sahip. Oynadığınız oyunlara yüksek FPS değerlerinde rahatça oynayacaksınız. Örneğin CSGO'da ortalama 150 FPS alırken PUBG Steam'de 45, GTA 5'te 67, Battlefield 5'te 36-45 arası ve The Witcher 3'te ise 35-40 FPS alacaksınız. Bu bilgisayar ile gündelik işlerinizi ve oyunlarınızı çok rahat halledip oynarken mühendislik yazılımların düşük serilerinde ise çıldırtmayacak bir kullanım yaşayacaksınız. Ayrıca Firdos olarak gelen bu bilgisayar Full HD bir ekrana da sahip. Bu fiyatlarda bulunan ekran kartı ve SSD'si bakımından gayet iyi bir bilgisayar. Sağ üstteki yazıya tıklayarak Acer ile Master ve HP karşılaştırdığım videoya gidebilirsiniz. İkinci tavsiyemiz Casper Excalibur serisinden ve fiyatı 6370 TL. Fiyatı Acer'a göre 270 TL arttı. Ama bakalım bu fiyat artışıyla ne gibi artılar kazandı ve bu fiyat artışına değecek mi? Casper'ın bu bilgisayarında Intel i5 9300H işlemci ile 12 GB'lık DDR4 tipi bir RAM bulunuyor. İşlemci bakımından bu fiyat artışına kesinlikle değiyor. Çünkü Casper'ın bu işlemcisi Acer'ın AMD işlemcisinden daha iyi. RAM değerimiz de 4 GB artarak 12 GB değerine çıkıyor. Aynı zamanda RAM bakımından da bu artış kesinlikle değiyor. Ancak SSD olarak bu bilgisayarda 240 GB'lık bir SSD alanı var. Acer'dan sonra SSD olarak gerileme yaşasa da genel olarak 270 TL'lik fiyat artışına değiyor. Yine Acer'da da olduğu gibi bu bilgisayarda da GTX 1650 ekran kartı bulunuyor. Mühendislik yazılımları konusunda Acer'dan çok daha rahat bir kullanım sağlarken oyunlar konusunda ise Acer ile aynı ekran kartına sahip olmasına rağmen işlemcisi ve RAM'ini göz önünde bulundurunca bu bilgisayar ile daha fazla FPS değerleri alacaksınız. Örneğin CSGO'da ortalama 165 FPS alırken PUBG Steam'de 52, GTA 5'te 74, Battlefield 5'te 43-52 arası ve The Witcher 3'te ise 43-45 FPS alacaksınız. Ayrıca Firdos olarak gelen bu bilgisayar Full HD bir ekrana sahip. Bu fiyatlarda RAM'i, işlemcisi ve ekran kartı olarak gayet iyi bir bilgisayar ama SSD bakımından çok az bir değere sahip. Genel olarak baktığımızda rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki bu bilgisayarı kaçırmayın. Üçüncü tavsiyemiz yine Acer Neto serisinden ve fiyatı 7000 TL. Fiyatımız Casper'dan sonra 700 TL'ye kadar arttı. İşlemci olarak yine Casper'daki gibi Intel i5 9300H var. İşlemcimiz 700 TL'den sonra yine aynı değerde kalsa da RAM olarak bu sefer 16 GB'lık DDR4 tipi bir RAM'e sahip. Ayrıca yine Casper'dan sonra SSD alanımızda da artış oluyor. Yani bu bilgisayarda SSD olarak 512 GB'lık bir alan bulunuyor. Ekran kartı olarak ise yine GTX 1650 var. Ancak RAM'i sayesinde oyunlarda 15-20 kadar daha fazla FPS değerleri alacaksınız. Örneğin CSGO'da ortalama 175-180 arası, PUBG Steam'de 60-65, GTA 5'te 82, Battlefield 5'te 48-55 arası ve The Witcher 3'te ise 50-54 FPS alacaksınız. Mühendislik yazılımları konusunda ise bu bilgisayarda bulunan RAM'i göz önünde bulundurunca Casper'dan daha rahat bir kullanım sağlayacaksınız. Yani genel olarak hem RAM'i hem de SSD bakımından ve oyunlarda verdiği FPS değerleri açısından 700 TL'lik fiyat artışına kesinlikle değiyor. Ayrıca Firdos olarak gelen bu bilgisayar Full HD bir ekrana sahip. Bu fiyatlarda işlemci bakımından çok yeterli olmasa da RAM'i ve SSD'si bakımından gayet iyi değerlere sahip. Artık 7000 TL bütçe değerlerine çıktığımız için ekran kartlarında ve azıcık da SSD'ler ve RAM'lerde fiyat performansı uygun bilgisayarlar seçtim. Ayrıca bu videoda bilgisayarların megahertzlerinden ve azıcık da ekran yenileme hızlarından bahsetmedim. Bilgisayarları almadan da o değerlere bakmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ayrıca zaman zaman bazı internet sitelerine bu bilgisayarlar haftanın fırsatları olarak düşebiliyor.
ve büyük indirimler oluyor. Örneğin bazı internet sitelerinde 500 ve hatta 800 TL'ye kadar indirim fırsatı olabiliyor. Onları da takip edip değerlendirebilirsiniz. Şimdi gelin diğer bilgisayar tavsiyelerimize de bakalım. Ama öncesinde abone olmayı lütfen unutmayın. Daha fazla bu tarz video için abone olarak bana destek olabilirsiniz. Abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Şimdi videoya devam edelim. Dördüncü tavsiyemiz Lenovo serisinden ve fiyatı 7200 TL. Acer'dan sonra fiyatımız yalnızca 200 TL arttı. Bakalım bu artışa değecek mi? Bu bilgisayarda işlemci olarak Intel i5-10300H bulunuyor. RAM olarak 8 GB'lık DDR4 tipi bir RAM ve SSD olarak ise 512 GB'lık bir SSD alanı var. İşlemci bakımından Acer'a göre daha iyi bir modeli sahip. Çünkü bu bilgisayarda 10. nesil bir işlemci var. Yani mühendislik yazılımları konusunda Acer'ın bilgisayarından daha rahat bir kullanım sağlayacaksınız. 10. nesille birlikte bilgisayarlar birçok artı kazandı. Aslında tavsiyem Intel açısından sadece 10. nesil bilgisayar almanız önünde ama düşük fiyatlarda maalesef bu neredeyse imkansız. RAM değerimiz bu sefer 16 GB'dan 8 GB'a düşse de SSD alanımız hala aynı değerini koruyarak 512 GB değerinde kalıyor. Ekran kartı olarak ise bu sefer GTX 1650 Ti bulunuyor. RAM değerimiz azalmış olabilir ancak Acer'dan daha düşük FPS değerleri mi alacağız diye düşünmeyin bile. Çünkü bu ekran kartı sayesinde çok yüksek FPS değerleriyle oyunları oynayacaksınız. Örneğin CSGO'da ortalama 200-220, PUBG Steam'de 70, GTA 5'te 85-95 arası, Battlefield 5'te 55-60 arası, The Witcher 3'te 55-60 ve Red Dead Redemption 2'de ise 48 FPS alacaksınız. Ayrıca Firdos olarak gelen bu bilgisayar Full HD bir ekrana sahip. 200 TL'lik fiyat artışına değer mi derseniz, RAM açısından değmese de işlemci ve ekran kartı açısından kesinlikle değiyor. 5. tavsiyemiz Master serisinden ve fiyatı 7400 TL. Lenovo'dan sonra yine 200 TL'lik bir fiyat artışı yaşıyor. İşlemci olarak yine Lenovo'daki gibi i5-10300H bulunurken bu sefer RAM değerimiz ise olması gerektiği değerine dönüyor ve 16 GB oluyor. Yalnız bu sefer SSD alanı azalarak 250 GB değerinde düşüyor. Ama ekran kartı olarak Lenovo'daki gibi bu bilgisayarda da GTX 1650 Ti var. Mühendislik yazılımlarında bu bilgisayar size Lenovo'dan daha iyi bir kullanım sağlayacaktır. Çünkü RAM'i 16 GB. Ayrıca yine oyunlarda ise daha yüksek FPS değerleri alacaksınız. Lenovo'da söylediğimiz FPS değerlerine 5-10 kadar daha koyarak bu bilgisayarın kaç FPS değerleri vereceğini anlarsınız. Yalnız şunu da söyleyeyim. Örneğin CSGO'da 10-15 FPS koyarken GTA 5 gibi oyunlarda 6-9 FPS koyacaksınız. Master'ın bu bilgisayarında 120 Hz ekran bulunuyor ve ekran kartı da GDDR6 tipi yeni nesil bir ekran kartı. Bundan önce tavsiyelerde bulunduğum Acer bilgisayarlarında bulunan ekran kartları GDDR5 tipi eski nesil ekran kartlarıydı. Ayrıca Firdos olarak gelen bu bilgisayar Full HD bir ekrana sahip. 200 TL'lik fiyat farkına SSD açısından olmasa da RAM açısından kesinlikle değiyor. 6. tavsiyemiz yine Acer serisinden ve fiyatı 7500 TL. Bakalım Master'dan sonra 100 TL'lik fiyat artışıyla Acer'ın bu serisi neler kazandı ve bu 100 TL'lik artışa değer mi? İşlemci olarak yine Intel i5-10300H var ve RAM olarak ise 16 GB'lık DDR4 tipi bir RAM'e sahip. SSD alanı olarak ise 512 GB'lık bir değer var. Gelelim Master'dan sonra artan 100 TL içerisinde ne gibi artıları var? Öncelikle bu bilgisayarın ekranı 144 Hz. SSD olarak ise Master'dan sonra yükselerek 512 GB değerine geldi. Ekran kartı eski nesil de olsa yine Master'daki gibi GTX 1650 Ti ekran kartına sahip. Genel olarak baktığımızda 100 TL'lik fiyat farkına kesinlikle değiyor. Mühendislik yazılımları içinse yine Master'da söylediğim değerler tıpatıp bu bilgisayar için de geçerli olacaktır. Ayrıca Firdos olarak gelen bu bilgisayar Full HD bir ekrana sahip. Master'a 7400 TL vermektense Acer'ın bu bilgisayarına 7500 TL vermeyi daha mantıklı buluyorum. E kardeşim, o zaman niye Master'ı bu listeye ekleyip kafamızı karıştırdın diye siz sormadan önce cevabını da vereyim. Çünkü Master'ın özellikleri çok az Acer'dan daha geride olsa da bazı diğer özellikler bakımından Master'ı daha iyi buluyorum. Burada devreye tercih giriyor. Tamamen size kalmış. 7. tavsiyemiz yine Master serisinden ve fiyatı 8500 TL. Bu sefer fiyatımız 1000 TL arttı. Bunun sebebi ise 7500 TL'den 8500 TL'ye kadar olan bilgisayarların özellikleri hep kendini tekrarlıyor. Yani herhangi bir ilerleme olmuyor. Master'ın bu bilgisayarında Intel i7-10750H işlemci, 16 GB'lık DDR4 tipi bir RAM ve 500 GB'lık bir SSD alanı var. Bu bilgisayarı listeye ekleme amacım çok rahat oyun oynatırken, mühendislik yazılımlarında ise çok rahat bir kullanım sağlayacak olması. Oyunlarda Acer için dediğim FPS değerlerinin aynısının 4-5 FPS fazlasını bu bilgisayar size sağlayacaktır. Mühendislik yazılımlarını ise işlemcisi ve RAM'i sayesinde çok rahat kullanacaksınız. Daha çok mühendislik yazılımları kullanacaksınız.
oynuyorsanız ve ayrıyetten oyun oynamayı da seviyorsanız bu bilgisayar tam size göre. Ekran kartı olarak ise yine GTX 1650 Ti ekran kartına sahip. Bu sayede çok yüksek FPS değerlerinde de oyunlarınızı oynayacaksınız. Videomu beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Daha fazla bu tarz videoyla görüşmek üzere.